Kanal Ufa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle huzurlarınızdayım. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı Irak ziyaretine ilişkin konuları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın iç karışıklıklarla, savaşla, çatışmayla anılmasını istemiyoruz dedi. 2011 yılından itibaren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı Irak ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı. Seyahatin Bağdat ve Erbil olmak üzere iki ayaklı gerçekleşeceğini söyleyen Fidan şu ifadelere yer verdi. Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, bir ilişkilerimize bu şekilde bir kurumsallaşma getirmek, bölgede bir düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak. Bu doğrultuda az önce söylemiştim, uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Çok çeşitli ayaklarda güvenlik başta olmak üzere enerji, tarım, su, ziraat, sağlık, eğitim ve başka diğer alanlarda çok fazla yürütülen çalışmalar var. Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. Yarın inşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar. Seyahat iki ayaklı olacak. Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat'ta Cumhurbaşkanımız, Hükümet Başkanı Sayın Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak. Kendisi ayrıca Irak Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelecek. Bölgede siyasi istikrara büyük önem verdiklerini vurgulayan Hakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü. Özellikle kalkınmayla ilgili, siyasi istikrarla ilgili attığı adım biz biliyorsunuz hükümet olarak, devlet olarak desteklemekteyiz. Irak uzun yıllardır çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Siyasi istikrarın sağlanması çok güç oldu. Siyasi istikrar olmadığı zaman da özellikle halkın ihtiyacı olan temel hizmetlerin götürülmesi konusunda da büyük problemler yaşandı. Irak büyük potansiyeli ve imkanlara sahip olmasına rağmen temel hizmetlerin halka ulaştırılması konusunda da büyük sıkıntılar yaşamakta. Mevcut hükümetin bu konuda büyük bir farkındalık geliştirdiğini görüyoruz. Türkiye ile olan ilişkilerinde özellikle bu sıkıntıların giderilmesi için hep beraber neler yapılabiliriz? Daha iyi bir sulama sistemi nasıl kurulabilir? Daha iyi bir eğitim, sağlık, altyapı, ticari konular, enerji konuları nasıl hayata geçirilebilir? Bu konuda Türkiye olarak elimizden gelen her türlü desteği verme konusunda bir kararlılığımız var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi sosyal medya hesaplarından 2013-2023 yılları arasında yaşanan çocuk işçi ölüm raporunu açıkladı. Rapora göre 49 çocuk işçi ölümüyle Şanlıurfa ilk sırada. Çalışan çocuklar sağlıklı beslenemeyebiliyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi sosyal medya hesaplarından 2013-2023 yılları arasında yaşanan çocuk işçi ölüm raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ama en önemlisi çalışmak çocukların okula gitmesini ve oyun oynamasını engelliyor. Yapılan açıklamaya göre ölümlerin %28'i trafik servis kazası, %17'si boğulma, zehirlenme, %14 ezilme, göçük nedeniyle meydana geldi. Ayrıca tarım ve orman sektöründe 380, inşaat ve yol çalışmalarında 71, metal sektöründe 46, konaklama sektöründe 45, gıda sektöründe ise 23 kişi hayatını kaybetti. Paylaşılan raporda en çok ölümlerin yaşandığı iller de sıralandı. Listenin ilk sırasında 49 ölümle Şanlıurfa yer aldı. Gaziantep 40, Adana 33, İstanbul 33, Konya 25 ve Antalya 21 ölümle Şanlıurfa'yı takip etti. Sayın seyirciler, Harran Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Aşe'nin yaptığı göz operasyonu nedeniyle bir gözünün görme kabiliyetini kaybeden hasta Gaziantep'e sevk edildi. Hastanın tedavisi sürerken başarısız tedaviyi gerçekleştiren doktorsa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı oldu. Şanlıurfa'da basın sektöründe görev yapan Mehmet Emin Tapan'ın babası Bayram Tapan, katarakt ameliyatı için Harran Üniversitesi Hastanesi'nde bir ameliyat geçirdi. Tapan, ameliyatın başarısızlığı ve sonrasında yaşanan ihmaller nedeniyle babasının görme kaybı yaşadığını iddia etti. Olayla ilgili konuşan Mehmet Emin Tapan, "Babamın katarakt ameliyatının ardından görme sorunu devam etti. Bunun üzerine tekrar aynı doktora başvurduk. Doktor, göz arkasında bir sorun olduğunu belirterek
ederek Harran Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesini önerdi. Üniversite hastanesine yönlendirilen Bayram Tapan, burada Profesör Doktor AŞ tarafından ücretini medikale ödeyerek ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonrası görme sorununun devam etmesi üzerine Bayram Tapan tekrar aynı doktora başvurdu. Bu kez göz arkasına iğne yapılacağını söyleyerek iki defa bu işlem uygulandı. Ancak sorun çözülmedi. Doktora ulaşmak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını vurgulayan Tapan, attığı tweet sonrasında kendisine ameliyatın yapılamayacağı ve başka bir hastaneye sevk edileceği yanıtının verildiğini ifade etti. Bu yaşanan skandalın peşini bırakmayacaklarını belirten Mehmet Emin Tapan, en kısa sürede Profesör Doktor AŞ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kamuoyuna duyurdu. Öte yandan hasta Bayram Tapan, Gaziantep'te tedavisine devam ediyor. Efendim izlediğiniz haberde bahse konu olan hasta benim babam. Bu olay üzerine söyleyecek çok şey var elbette. Sözüm işini layıkıyla yapan hastasına sahip çıkan kıymetli doktorlara değil elbette. Onları tenzih ettiğimi belirtmek istiyorum. Düşünün babanızın gözünde yaşlılığa bağlı katarakt oluşmuş. Araştırıyorsunuz ve alanında en iyi olduğu iddia edilen doktora gidiyorsunuz. Ameliyattan sonra gören gözünü kaybetme noktasına geliyorsunuz ve ilgili doktora ulaşmak için aradığınız kimse kalmıyor ama sonuç alamıyorsunuz. İşte yaşadığımız bu olayı sosyal medyada gündeme getirdiğim için rahatsız olmuşlar ki hastaneden asistan hekim bizi arayarak doktorun kaza geçirdiğini ve elini kullanamayacağını belirterek sizi istediğiniz bir hastaneye sevk edelim şeklinde yalan dolu bilgilendirme yapıyorlar. Konuyu tabii araştırdım. Araştırdığımda doktorun bahsedilen şekilde bir kaza geçirmediği ve sağlıklı bir şekilde hasta baktığını da öğrendik. Ama sonuç olarak olayın üstünü örtmek ve sorumluluktan kaçmak için bizi Gaziantep'e sevk ettiler. Tabii ki her ameliyatın bir riski vardır. Tüm sonuçlar %100 başarıya yönelik değildir elbette. Hatta ameliyat öncesi tüm riskler hastaya anlatılarak buna yönelik onam formları da imzalatılır. Sonuç takdiri ilahi, şüphesiz Allah'ın dediği olur. Bizim rahatsız olduğumuz konu tıp ahlakına uygun olmayan tavırlar sergileyen bu doktorun keyfi uygulamaları elbette. Şimdi soruyorum o zata, nerede sizin o Hipokrat yemininiz? Nerede kaldı iş ahlakınız? En ufak bir eleştiriye tahammül gösteremeyerek yalan yanlış işlerle hastaları başınızdan def etmek mi çözüm? Size göre hayat güllük gülistanlık olabilir. Bu olaydan sonra dekan da oldunuz, keyfini çıkarın. Ama şunu unutmayın, bu hayatta her şey olabilirsiniz. Fakat önemli olan bu hayatın içinde insan kalabilmektir. İşte o hayatı, bize bu hayatı kararttığınız insanlardan sadece bizler de biriyiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Bugüne kadar mağdur ettiğiniz insanların sesi olmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini buluncaya kadar. Sıradaki haberle devam edelim efendim. İHA Şanlıurfa tarafından Gazze'de yaşanan katliamın gündemden düşmemesi ve unutulmaması için Rabia Kavşağı, Rabia Meydanı arasında Gazze için Gazze'yi unutma, Filistin özgür oluncaya dek yürüyüşü yapıldı. Gazze'de yaşanan savaşla ilgili tepkiler çığ gibi büyürken İHA Şanlıurfa'da bir yürüyüş düzenledi. Gazze'de yaşanan katliamın gündemden düşmemesi ve unutulmaması için Abide Kavşağı, Rabia Meydanı arasında Gazze için Gazze'yi unutma, Filistin özgür oluncaya dek yürüyüşü yapıldı. Katılımın yoğun olduğu yürüyüşte pankartlar açılarak İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atıldı. Rabia Meydanı'nda basın açıklaması yapan İHA Şanlıurfa Başkanı Behçet Atilla konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Adına medeni çağ denilen ancak insanlık tarihinin gördüğü en barbar, en vahşi asırda masum ve mağdur insanların kan ve gözyaşlarının oluk oluk aktığı, asgari insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına şahit olmak acziyetini yaşıyoruz. Yaklaşık 7 aydır vicdanımızı kanatan, yüreğimizi daraltan, acziyetimizi, çaresizliğimizi yüzümüze çarpan Gazze'li mazlum kardeşlerimizin çığlıklarına, gözyaşlarına bir nebze de olsa çare olmak adına, Şanlıurfalı vicdan sahipleri adına,
Gazze için özgürlük filosuna bizler de katılım sağlayacağız inşallah. Yumruklarımız sıkı, sesimiz gür, inancımız tam, amacımız net, söylemimiz tek. Nehirden denize, Filistin özgür olana dek mazlumların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz dedi. Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Fariz, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Uzaya giden ikinci Arap olarak tarihe geçen Fariz için yarın Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Suriye'nin uzaya giden ilk astronotu olan Tümgeneral Muhammed Fariz, bir seminer için gittiği Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Fariz'in cenazesi uçakla dün akşam İstanbul'a getirildi. Arap Derneği Başkanı Metin Turan, yakınları ve Suriyeli gençler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınan cenaze gasılhaneye götürüldü. Muhammed Fariz, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Fariz, 1987 yılında uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçirerek ülkesi adına bazı deneyler gerçekleştirmişti. Uzay yolculuğu dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanan Fariz, çeşitli üniversitelerde 10 yıl boyunca dersler vermişti. 2011 yılında Esad rejiminin baskıları sonrasında Türkiye'ye sığınan Fariz, Türk vatandaşlığı almıştı. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da zehir halindeki otomobil alev alarak yandı. Çevredekiler yangına pet şişelerle müdahale etti. Şanlıurfa'da seyir halinde alev alan araç çevredekilerce söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu'nun Hilvan Kapalı Cezaevi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34PS9486 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun kenarına park eden sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ya ben anlamadım, ışıkta aniden, şuradaki ışık var ya, aniden duman çıktı. Vatandaşlar pet şişelerdeki suyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında araç büyük hasar gördü. Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Gaziantep'te bir çocuk babasını öldürdü. Olay sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar mahallesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki S.Y. isimli bir kız çocuğu madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Efendim, sağlıkta bir skandal da Bursa'da yaşandı. Bursa'da bir vatandaşın sızı yapan dişlerinin tedavisi için gittiği özel bir klinikte implant tedavisi başlatıldı. Doktor çeneye yerleştirilecek vidayı zorlayınca vida çene kemiğini delip hastanın beynine saplandı. Bursa'da fabrika işçisi olarak çalışan iki çocuk babası Ramazan Yılmaz, diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Doktorun tavsiyesi üzerine tedaviyi kabul eden Yılmaz, dişi çekildikten sonra implant için bir kez daha masaya oturdu. Bana göre o şekilde
yapmaması gereken bir işlemi yaptı. İddiaya göre implantı çeneye yerleştirmek isteyen doktorun yanlış müdahalesi sonrası vida, Yılmaz'ın çene kemiğini delerek kafatasına saplandı. Acı içinde kalan Yılmaz'ın yaşadığı baygınlık sonrası film çeken doktor A.D. vidanın kafatasında olduğunu görünce hemen kendi aracıyla Yılmaz'ı bir hastaneye bıraktı. Hastanede çekilen tomografi sonrası gözlerine inanamayan doktorlar, iki çocuk babası adamı hemen ameliyata aldılar. Hastaneye geldik şimdi ya. Yaptığı ödemenin iadesini isteyen Yılmaz'a doktor tarafından red cevabı gelince Yılmaz yargının yolunu tuttu. Başına gelenleri anlatan Yılmaz şöyle konuştu. Dişlerimdeki rahatsızlık sebebiyle Nilüfer bölgesinde özel bir kliniğe başvurdum. Orada yapılan incelemeler sonucunda kemik yapımının ince olduğunu, dişlerimin sallandığını ve implant uygulaması yapıldığı yönünde bilgi aldım. Kendisinin 24 yıllık hekim olduğunu, bu alanda uzman olduğunu belirtti. Biz de ona güvenerek, kendisinin profesyonel olduğunu düşünerek bu işi ona verdik. Dişlerimi çekip aynı gün implant uygulaması yaparken aşırı şekilde yüklenip çene kemiğim kendisi cihazın bozuk olduğunu söyleyerek asistanına bu cihazı tamire gönderin dedi. Daha sonra kendisi el yordamıyla vidayı kendisi başlığıyla beraber sokmaya çalıştı. Sokmaya çalışırken aşırı yüklendiğinden kendisini uyardım. Kemik sesi geldiği yönünde onun normal olduğunu söyledi. Yüklendikten sonra çene kemiğim kırılarak göz duvarımın arkasında beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Durumun ciddiyetini anlayınca Bursa Uludağ Üniversitesi acil birimine getirip bıraktı. Orada yapılan inceleme sonucunda vidanın beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye kafatasını saplayarak geçtiği görüldü. Kaşımın hizasından açılıp implant vidası oradan çıkarıldı. Tabii bundan ameliyattan önce bana hayatımı kaybedebileceğim, gözümün %90 kaybedebileceğim yönünde bilgi verdiler. Tabii bu süreçte iki tane çocuk sahibiyim. Onlarla vedalaşmak zorunda kaldım. Zor bir süreçten geçtik. Fakat süreçte hiçbir zaman yanımda olmadı. Mağduriyetimi gidermedi. Bana bir şey olsaydı iki çocuğum sahipsiz kalacak. Yani eşim, annelerim, hepsi mağdur olacaklardı. Ama ki yani şu anda kendisinden davacıyız zaten. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Öte yandan kendisine yönelik suçlamalara dair konuşan Doktor A.D. tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı. Fakat benim böyle bir tavrım olmadı ifadelerini kullandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yılan Pınarı bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya'nın yılan adasını andırıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki Yılan Pınarı bölgesinde yılanların sürü halinde görünmesi görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar Brezilya'nın yılan adasını andırıyor. Sıcak hava ile birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi noktasında çağrıda bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen şöyle konuştu. Yüksekova'ya bağlı Yürekli Köyü ve Karabağ Köyleri arasında bulunan yılan pınarının bulunduğu mevkideyiz. Burada her sene olduğu gibi bu sene de Nisan aylarının ortasına doğru özellikle gün içerisinde gün ortasının hemen akabinde kayalara ve yol ortasına gelip yılanların güneş görebiliyoruz. Buradaki yılanlarımız hepsi sulu alanda yaşıyorlar. Dolayısıyla da hep çevreye hiçbir zararları bulunmadı ve bu görsel adeta Brezilya yılan adasını da andırabiliyor. Dolayısıyla da bu doğanın bize verdiği büyük zenginliklerdir. Bu canlılarımıza hiçbir şekilde zarar vermemelerini vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Burada adeta bu görsel şöleni izlemek ve bunu ölümsüzleştirmek adına birçok vatandaşımız da gelip burada fotoğraf çektirebiliyor. Bunları izleyebiliyorlar. Burada da vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki yılanlarımız zararsız olduğu gibi vatandaşlarımız da bunlara zarar vermemelerini rica ediyoruz. Zonguldak'ta hamile bir köpeğin silahla vurulup yaralı halde doğum yaptığını gören vatandaşlar köpeği tedavi olması için rehabilitasyon merkezine götürdü.
Bartın merkez ilçeye bağlı Mugada sahilinde bir sokak köpeği ve 5 yavrusu olduğunu fark eden hayırseverler köpeği ve yavrularını alarak Zonguldak Özel Veteriner Kliniğine getirdi. Hayırsever Seda Mercan ve veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ilk muayenede köpeğin hamileyken silahla vurulduğunu, acı içerisinde doğum yaptığını tespit etti. Bununla beraber farklı yerlerine de yine omuriliğinde ve ayaklarında çok sayıda saçma olduğu tespit edilen köpeğe 3 saat süren bir müdahale yapıldı. Omurilik içerisindeki saçmalar başarılı bir şekilde çıkartıldı. Ancak fizik tedavi uygulamasına rağmen köpeğin bir ayağı ve kuyruğu ampute edildi. 5 yavrusundan birini kaybeden köpeğin lazerle yürüme egzersizlerinin sürdüğünü ifade eden veteriner hekim Ömer Faruk Alkan şöyle konuştu. Bu arkadaş geldiği zaman bulmuş bir şekilde geldi. Geldiğinde gebeydi. Gerekli röntgenleri çektikten, muayeneleri yaptıktan sonra yakın mesafeden kurşunlanmış olduğunu gördük. Aynı şekilde röntgende de bu kurşunların omuriliğin içine saplandığını, vücudun belli başka yerlerde saplandığını gördük. Omuriliğindeki çıkartmamızın ilk baştaki sebebi şuydu. Oradaki sinire baskı yaptığı sürece bu arkadaş arka ayakları felç bir şekilde kalacaktı. Acil bir operasyonu aldık. Omuriliğin içindeki yaklaşık 2-3 saat süren operasyonda omuriliğin içindeki kurşunu bulduk. Onu oradan çıkardık. Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek oradaki sinirin baskısından kurtardık. Sonra annesinin yanına geri koyduk. Arkadaşın bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık arkadaşı ama bir ayakta felç olduğunu gördük. Bir ayında hiç his yoktu. O ayakla birlikte kuyruğu amputasyonuna karar verdik. Ayakla kuyruğun amputasyonu yaptık. Geri kalan ayakta değil aynı şekilde fizik tedavi sürüyor. Fizik tedavide lazer yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldi duruma göre çok iyi ama hala uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların sağlığı çok iyi. Sadece bir tanesini kaybettik. O da muhtemelen aldığı kurşun etkisinden kaynaklı olabilir. Onun dışında genel durumumuz bu şekilde takip ediyoruz. Yavrular yeni doğmuş bir şekilde geldi. Yurt genelinde etkisini hissettiren fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok ilde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ankara'da ve Çankırı'da minare yıkıldı. Can kaybının olmadığı olaylarda araçlar ve binalar hasar gördü. Oha! Şu büyük binanın çatısına baksana. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için yaptığı sarı kodlu uyarısının ardından bugün çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Marmara Denizi'nde Yalova Yeni Kapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi. Yalova'dan 15.45'te Yeni Kapı'ya hareket eden feribot, 1 saat olarak planlanan seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 saatte tamamladı. Fırtınada dalgaların etkisiyle feribotun ön kısmındaki bazı araçlar hasar gördü. Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle Elmadağ Kayadibi Mahallesi Camii'nin minaresi devrildi. Abi sen ne diyorsun ya? Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve ağaçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Sağanak yağıştan sabahın ilk saatlerinde İzmir'de nasibini aldı. Kentte kapalı hava ve aralıklarla hafif yağmur sürerken Foça'nın Yeni Foça Mahallesi açıklarında dev bir hortum oluştuğu görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Antalya'da ise boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız can kurtaran robotuyla kurtarıldı. Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Aa, minare devriliyor! Oha! Vezirköprü ilçesinde fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Uçan çatı çevredeki binalarla araçlara zarar verdi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu. Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerinde istinat duvarlarının çökmesine ve iki kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail güçlerinin Gazze şeridindeki sivillere yönelik acımasız saldırıları artarak devam ederken dünya yaşanan vahşete sessiz kalıyor. Bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilere ait toplu mezar bulundu. Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmut Basal yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi'nin avlusunda bulunan toplu mezardan en az 190 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi. Toplu mezardaki Filistinlilerin Şubat ayında hastaneye düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğünü aktaran Basal, cansız bedenlerin büyük bir kısmının çocuk ve kadınlara ait olduğunu ifade etti. Hastane avlusunda gömülü çok sayıda cansız bedenin olduğunu vurgulayan Basal, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İsrail işgali hastaneden çekilmeden önce onlarca bedeni buldozerlerle ezdi ve gömdü dedi. Basal, İsrail güçlerinin Gazze şeridindeki çeşitli bölgelerden çekilmesinin ardından kayıp olarak kayıtlara geçen yaklaşık 2000 Filistinli'ye vurgu yaparak gözaltına mı alındılar yoksa gömüldüler mi, öylece bilinmeden ortadan kayboldular şeklinde konuştu. Haliliye Belediyesi'nin genç yetenekleri yetiştirdiği futbol okulu, öğrencilerin hayalleri için koştuğu adres olmaya devam ederken, gençler uzman eğitmenler eşliğinde antrenman yapıyor. Gençliğe ve spora önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gençliğe yatırımları devam ediyor. Başkan Mehmet Can Polat'ın talimatıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, spor birimi, spor kurslarıyla daha sağlıklı nesillerin yetişmesini hedefliyor. Belediye bünyesindeki spor merkezlerindeki basketbol, voleybol, tekvando, judo, yüzme kursları yoğun ilgi görürken, geleceğin yıldız futbolcuları olmak isteyen minikler için de açılan futbol okulunda eğitimler sürüyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği futbol kursunda alanında uzman antrenörler, 7 ila 14 yaş aralığındaki genç yetenekleri emin adımlarla geleceğe hazırlıyor. Cumartesi ve pazar günleri devam edilen eğitimlerle antrenörler eşliğinde futbolun teknik kurallarını öğrenen çocuklar deneyim kazanma fırsatı buluyor. Takım ruhunun aşılandığı futbol okuluyla hayallerine koşan çocuklara Haliliye Belediyesi tarafından forma desteği de sağlanıyor. Belediye tarafından açılan bu kursla sıkı çalıştıklarını ifade eden gençler, hayallerine hazırlanmalarına imkan sağlayan Başkan Mehmet Can Polat ve ekibine teşekkür ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadaysa, spor kurslarından faydalanmak isteyen gençlerin merkezlere başvuru yaparak kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. Spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta bu sezon aldığı galibiyetlerle rakiplerin korkulu rüyası olan Karaköprü Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala kendi evinde Osmaniyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. TFF 3. Lig 3. grupta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karaköprü Belediyespor, ilk haftadan bu yana grupta liderliğini sürdürürken aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevince boğdu. Ligin 29. haftasında Karaköprü Belediyespor kendi evinde Osmaniyespor'u konuk etti. Saha ve taraftar desteğini arkasına alan Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor karşısına çıktı. Maçın 8. dakikasında Mustafa Samican'ın attığı golle Osmaniyespor 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun disiplininden kopmayan Karaköprü Belediyespor rakip kaleyi abluka altına aldı. Maçın 29. dakikasında Muhammed'in attığı golle durumu 1-1 yaptı. Beraberlik golünden sonra Karaköprü Belediyespor öne geçmek için maçta tempoyu artırdı. Maçın 43. dakikasında sahneye çıkan Berkcan'ın attığı golle durumu 2-1 yaptı. Müsabakanın ikinci yarısına Karaköprü Belediyespor üstünlüğünü koruyarak başladı. Bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak rakibin ataklarına yerinde cevap veren Karaköprü Belediyespor kontra atak gol aramaya başladı. İkinci yarıda her iki takımın çabaları sonucu değiştirmeyince Karaköprü Belediyespor Osmaniyespor'u 2-1 mağlup ederek 59 puanla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sayın seyirciler, kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfa Spor deplasmanda Bodrum Spor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfa Spor, Bodrum Spor karşısında 2-1 mağlup oldu. Ligde son haftalara girilirken kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfa Spor, mutlak puan ve puanlar için gittiği Bodrum deplasmanından eli boş döndü. Maça iyi başlayan Şanlıurfa Spor, ilk yarıda etkili atakları vardı. İlk yarıda her iki takımın çabalarında gol sesi çıkmadı. Müsabakanın ikinci yarısına yine hızlı başlayan Şanlıurfa Spor, maçın 56. dakikasında Amar Begic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ev sahibi takım Bodrum Spor maçın 74. dakikasında Celal Dumanlı'nın attığı golle durumu 1-1 yaptı. Maçın 80. dakikasında Bodrum Spor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Celal Dumanlı bu kez kaleci Alperen'i geçemedi. Maçın 90. dakikası Bodrum Spor yine penaltı kazandı. Topun başına geçen Üzeyir kaleciyle topu ayrı köşelere göndererek durumu 2-1 yaptı. Müsabakada başka gol olmayınca Şanlıurfa Spor deplasmanda Bodrum Spor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Bodrum Spor puanını 52'ye yükseltti. Şanlıurfa Spor ise 34 puanda kaldı. Efendim, haberleri izlediniz. Görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.